insanlar çoğumuz ümidimizi sebeplere bağlıyoruz. Sebepler sukut ettiğinde de sanki ümit de bitmiş, tükenmiş gibi oluyor. Fakat kamil müminlerde böyle olmadığını da okuyoruz, görüyoruz. Bir müminin ümidinin temeli nedir, aslı nedir ve nasıl olmalıdır, neye bağlı kalmalıdır? Zannediyorum yese düşmeme, ümidin tas tamam hep böyle kıvamında olması meselesi Cenab-ı Hakk'a sağlam inanmaya bağlıdır. Seyyidina Hazreti Yakup Aleyhisselam çocuklarını Hazreti Yusuf'u ve Bünyamin'i bulmak üzere gönderirken Allah'ın revhinden o mevzuda ümidinizi kesmeyin. Mesele Cenab-ı Hakk'a nispet ediliyor yani. Siz kendi yüreğinize, kendi mukavemetinize bakarak ümitsizliğe düşmeyin değil. Allah'ın revhinden, yani o meselenin haşa arkası demek değil yani. O meseleyi bir yönüyle destekleyen o mevzuda sizi yalnız bırakmayacak olan, ümitlerinizde sizi inkisara uğratmayacak olan Allah'tır Celle Celaluhu. Öyleyse Cenab-ı Hakk'ın o revhü reyhanına, ondan gelen o esintilere, o meltemlere dayanarak katiyen ümidinizi kesmeyin. Mesela buradaki tefsirde belki hani gözden kaçmış şu mülahaza vardır. Birincisi Hazreti Yusuf gidiyor. O zaten inanmıyor. Onu kurt yediğine filan inanmıyor. Onun için sürekli ağlıyor. İster misyonu adına, ister baba şefkati adına gözler katarak doluyor, görmez hale geliyor. Fakat bir gün mucize olarak o dedesinden kalma gömleği gözlerine sürünce Allah'ın izniyle açılacaktır. Esas Hazreti Yusuf mevzuunda bile ümidini yitirmemiştir. Fakat onu ümitlendiren ikinci bir şey oluyor. Bir de Bünyamin'i alıp götürüyorlar. O zaman böyle doğru söz de veriyorlar. Diyor ki bana böyle hakikaten sağlam söz verin, ona ilişmeyeceğinize. El verir ki bir eşkıya güruhu, bir şekavet güruhu önünüzü kesip onu elinizden almasa. Ona ben bir şey demem. Ama koruyacağınıza dair söz verin. Bir de götürüyorlar, o da gelmiyor. Bir hırsızlık töhmetiyle o da orada kalıyor. Bu bir yönüyle ondaki o bekleme işini güçlendiriyor. Onun için diyor ki, gidin Yusuf ve kardeşi mevzuunda tahassüste, tecessüste, izlemede bulunun. Yollar, yöntemler takip edin, diyor. Bir kat daha inanıyor yani. Demek ki, hakikaten benim inandığım gibi Yusuf da duruyor, diyor. Bünyamin'in de gitmesi esasen böyle bir şey, böyle bir şey. Allah'ın bu da bir cilvesi var, diyor demek. Öyleyse, ya ben niye zhebu, ey benim oğlucuklarım. فَتَحَسَّسُ مِنْ يُوسُفَ وَاَخِيَ Gidin, Yusuf ve kardeşi mevzuunda ciddi kendinizi izlemeye salın. Bir tecessüse, bir tahassüse salın. Allah'ın rahmetinden de ümidinizi kesmeyin. Kendi kesmemiş o mevzuda, diyor. Bu açıdan da bir peygamber böyle dediğine göre herhalde yese düşmemenin, her zaman ümitle şahlanmanın arkasında Cenab-ı Hakk'a sağlam inanma mevzu var yani. La havle ve la kuvvete illa billah'ın sahibinin olduğuna inanma var. Kenzüm min künuzil cennet. Onun havlu olmadan evirip çevirmesi, şekillendirmesi, bir kalıba koyması, bir suret ortaya koyması ve onun kuvveti olmadan hiçbir şeyin meydana gelmesi söz konusu değildir. Bu açıdan da bu bir yönüyle cennette Cenab-ı Hakk'ın cephaneliğidir yani. La havle ve la kuvvete illa billah. Onun için biz bir namaz kılma mevzuunda bile heyyâle salâ, heyyâle felâta, la havle ve la kuvvete, la havle ve la kuvvete diyoruz yani. Bu iş bile aslında böyle yapılabilecek bir işte bile Cenab-ı Hakk'ın havl ve kuvvetine sığınıyorsak Allah'ın izni inayetiyle o upuzun yolları aşarak hedefe varma mevzuunda la havle ve la kuvvete illa billah. Cenab-ı Hakk'ın ihlasla rızasını elde etmede la havle ve la kuvvete illa billah. Aşkı iştiyakla ona ulaşmada la havle ve la kuvvete illa billah. Yürüdüğümüz yolda ümitsizliğe düşmeden, yeisle, paniklemeden Allah'ın izni inayetiyle la havle ve la kuvvete illa billah. Bu mevzuda imanın zaafı ile maküsen mütenasip iman bir yönüyle zayıfladıkça bu defa da o yeis güçlenir. İman güçlendiği nispetle ne kadar güçlüyse bu defa yeis meselesi de o kadar küçülür.
ama bilmek lazım, akif ifadesiyle yes öyle bataktır ki düşersen boğulursun, azmine sarıl sımsıkı, bak ne olursun. Yaşayanlar hep ümitle yaşar, meyus olan ruhunu vicdanını bağlar. Ey dipdiri meyyit, benim gibilere diyor size değil. Ey dipdiri meyyit, iki el bir baş içindir, el de senin baş da senindir. Kurtarmaya azmin ne için böyle süreksiz? Sen mi yoksa ümidim mi yüreksiz diyor. Hazreti Pir-i Mugan bu mülahazalara farklı bir sesle şöyle katkıda bulunuyor. Yes, mani her kemaldir. Bir, ikincisi, hani şartlar böyle ters gidiyor. Handikapları handikaplar takip ediyor. Olumsuzluklar, fasit daireleri birbirini takip ediyor. Birinden sıyrılsak, hani kandan irinden deryayı geçtik, bir de bakıyoruz ki kul yabaniler önümüzü kesti. Haydi onlara da birer tekme, birer yumruk açtık onları, bir sap yokuşa rastlıyorsunuz. Haydi onu çıkmaya çalışıyoruz, biri tırmandığımız yerde başımızdan aşağıya taşları atıyor. Bu türlü şeyler karşısında zayıf imanlar benim gibi. Kısmi sarsıntıya düşebilirler. Mümin, müminin imdadına koşması lazım burada. Hemen burada kendisi o kandan irinden derya geçilmez gibi olmadığını göstermek için arkadaş ben dalıyorum sen de gel arkamdan demeli burada. Bu uçurumlar çıkılmaz gibi görüyorum. Arkadaş gel ben bak nasıl çıkıyorum Allah'ın izni inayetiyle. Göreceksin o taşlardan hiçbiri bize isabet etmeyecek. O taşlar dönecek kim tarafından atılıyorsa onların başlarına inecektir. Ama bu kaderi bir planla bize ait bir mesele değil. Onu sahibi planlamış, takdir buyurmuştur. Zalimler er geç yaptıklarının cezasını göreceklerdir. Kirlettikleri dünya içinde boğulup gideceklerdir. Etrafı kan gölü haline getirdikleri, gözyaşı seylapları haline getirdikleri, o derya içinde onlar boğulacaktır. Emsali şu, Hazreti Musa'ya karşı çıkan Firavunlar, Hazreti İbrahim'e karşı çıkan Nemrutlar, falana karşı çıkan Şeddatlar, filana karşı çıkan bilmem kimler, bunların hepsi aynı akıbetin kurbanı olarak hepsi yuvarlanıp bir çukura gitmişlerdir. Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var. Bugün halka cevretmek kolay, yarın hakkın divanı var demişler. Fakat yol çok önemlidir yani, yolu bulma. Bu yol onun yolu, kalbinizden inanıyorsanız, milimi milimine inşallah, hiç olmazsa niyet açısından, yol kitap ve sünnet yolu, Hulefai Raşid'in yolu, Aşere-i Mübeşşere yolu, Sahabi yolu, Tabi'in yolu, Müçtehid-i Nizam yolu, Müceddid-i Kiram yolu, Evliya, Esfiya, Ebrar, Mukarrebin yolu. Kriterleriniz açısından yolun o yol olduğunu şöyle böyle belirlemiş o yolda yürüyorsanız kalben inanabilirsiniz. Allah katiyen sizi yolda bırakmaz. Size yolsuzluğun acısını tattırmaz. Sürekli hedeften bazı şeyler önünüze atmak suretiyle hedef adına sizin iştiyakınızı coşturur. Atsın, coştursun. Ama kıtmirin mülazası iştirak edersiniz, etmezsiniz. Ben senin yolunda bir kıtmirim. Lütfedeceğin çok büyük şeyler. Ama ben sadece seni istiyorum. Suda batmadan yüzmeyi değil, havada uçmayı değil. Ayan beyan cenneti görmeyi değil. Hatta çok defa o büyük insanlarla rüyada bile müşerref olmayı değil. Onlar dünyada senin ihsan edeceğin eltaf-ı sübhaniyendir. Ben dünyada onları almak suretiyle esasen onları senin yerine koymak istemem. Sen benim için her şeysin. El-iştiyak diyecek olsun. Ona liyakatımız var mı? Onu diyecek durumda mıyız?
Fakat nice nice tüfeğliler onun kapısına eli boş müracaat etmiş, kapı tokmağına dokunmuşlardı. Onları birer aziz misafir gibi kabul buyurmuş ve beklediklerinin üstünde eteklerini iltifat-ı sübhaniyesiyle doldurmuştur. Kapısına yönelen katiyen boş dönmemiştir. Onun kapısının tokmağına dokunanlar eli boş geriye dönmemişlerdir. Yol onun yolu olduktan sonra o yolda çekilenler bile nimettir. Onun yolunda. Hiç ölü olmasaydı peygamberlere o kadar ağır şeyler çektirir miydi? Onların arkasında saffı evveli teşkil edenler hiç preslenirler miydi? Yurtlarını, yuvalarını terk ederler miydi? Yurtlarının yuvalarının dışında bile taciz edilirler miydi? Ayrılıp gittikten sonra bile boş bırakmamışlar. Firavun Hazreti Musa'ya arkadan takılmış. O gitmiş, Şabur takılmış. O gitmiş, başka bir Nemrut takılmış. İnsanın iftihar tablosu, tevemi sayılan Beytullah'ı, Kabe'yi Muazzama'yı terk etmiş, arkasını almış, Medine'ye yönelmiş. Mekke'ye göre köy gibi bir yer, oraya yönelmiş. 3-5 bin nüfusu olan bir yer, oraya yönelmiş. Fakat orada da rahat bırakmamışlar. Al sana bir Bedir, al sana bir Uhud, al sana bir Hendek, başkaları tahrik edilmek suretiyle al sana bir Havazin, Romalılar tahrik edilmek suretiyle al sana bir Tebuk, al sana bir Yermük, al sana bir Müte. Hiç rahat bırakmak istememişler. Kafirin, zalimin, fasıkın, hainin, dünya perestin, ikbal sevdalısının, istikbal sevdalısının derdi hep bu olmuştur. Alternatif istememişler. İstemişler ki herkes kapı kulu olsun, halayık olsun. Kur'an ifadesiyle Firavun فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ Kas sistemine göre sizler sadece mahluksunuz. Onlar da bela demişler. Doğru söylüyorsun. Bu arada eziyet çekenler çekmiş. Fakat her eziyet bir zirve daha kazandırmış onlara. Örnek olarak Şebu Abu Talib muhasarası 3 seneye yakın insanlığın iftihar tablosu her türlü insanı haklardan mahrum edilmiş. Onlara yaşama hakkı vermeyin. Aman vermen derdest edin. Aman vermen öldürün. Aman vermen ezin. Mübalağa yapmıyorum. Ve iz yemkuru bikellezine keferu liyuthbituk ev yaktuluk ev yuhricuk ve yemkurun ve yemkurullah. Daha ne komplolar ne komplolar. Bakın değişen bir şey yok. Sadece şahısların adı değişmiş. Şimdi zulüm yapanın adı Ebu Cehil değil. Utbe değil, Şeybe değil, İbni Ebi Muayyid değil, başka Allah belası değil. Ama sadece şahısların adları değişiyor zamana göre. Babalarının koyduğu adlara göre değişiyor. Rahat bırakmamışlar hiçbir zaman. Fakat o sıkıntılı, o meşakkatli dönemi Allah Celle Celaluhu Miraç'la taçlandırmış. Hiçbir peygambere, veliye nasip olmayan bir şey. بِقَدَرِ الْكَدِّ تُكْتَسَبُ الْمَعَالِ Meşakkat ne kadar ağır, preslenme ne kadar tahammül fersa ise, ganimet de o kadar, o kadar olur. Allah öyle bir şey lütfediyor ki ona, gelmiş gelecek, geçmiş geçecek, hiçbir insana lütfedilmeyen bir şey, o sıkıntı. Tabi o sıkıntı aynı zamanda, o preslenme, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok seven ve ona destek olan, Hatice validemizi bir çağlayan gibi önüne katıp sürüklüyor. Bir kendini dinleyen eşi var. Canım çıksın, onsuz kalıyor. Kollarını gerip burası çıkmaz sokak deyip onu koruyan bir amcası var. Tam inanmasa bile. Ama onun o yaptığı şeyler Ali'de Ali şeklinde, Cafer'de Cafer şeklinde, Akil'de Akil şeklinde
zuhur etmiş, tecelli etmiştir. Boşa gitmemiştir. Ahirette de onun beyanıyla, onun beyanına binaen, belki Cenab-ı Hak cehennemi onun için belki en hafif duruma getirecek, cehennem azabını hiç duymayacaktır. Onu da kaybetmiş amcayı da Ebu Talip. Herkes gözünün içine baktığı bir insan, onu da kaybedince sağ baston gitmiş, sol baston gitmiş, kendini yapayalnız hissetmiş. İşte o zaman demiş ki, ey benim şanlı, şerefli kulum, sen yalnız değilsin çünkü ben varım. Seni huzurumda, harem odasına almakla şereflendiriyorum demiş, miraçla taçlandırmış. Onu taçlandırmakla kalmamış. Ümmetin mağfiret vesilesi, cennete girme vesilesi olan namazı ona armağan olarak. Bunu da dağarcığına koy, ümmetine götür. Geleceğin bu yeri göster onlara. Ne yer olduğunu göster. Göz kamaştıran, baş döndüren bir yer olduğunu ona göster. Her sıkıntı böyle fevkaladeden bir iltifatla taçlandırılmış. Meselenin sonucu buysa, mümin kaybetmiyor demek. Kaybeden zalimler, kaybeden haipler, kaybeden hasirler, kaybeden dalinler, kaybeden mağdubinler. Şu da şunlardandır, bu da bunlardandır deyip zalimane gidip herkesin tepesine halk ifadesiyle diyeceğim, tebelleş olan, pusulasızlar, yelkensizler, böylesine denizlerde yolculuğa çıkan kimseler. Böyle olanların rotası denizin dibidir. Bugün olmasa yarın hiç tereddüdünüz olmasın. Vesselam. Başlangıcı zehir, zemberek, neticesi şeker, şerbet bir şey varsa o da zalimlerin, hainlerin, mürtekiplerin, dünya perestlerin eliyle çekilen azaplar karşısında dişini sıkıp sabretmektir. Fasbiru. Fasbiru.